Ya bence IQ yani direkt. Evet. Bir zekasını görelim karşımızdaki insanların. Evet. O evliliğin ağırlığı gittikten sonra üstümüzden... Evet. ...biz tekrar sevgili olduk. Kadın da der ki çizmeyi aşma. ...acına alınıp Ay'a götürüldükten sonra... Çizgi tuttuk. Geldi mi sıcak şarap? Tamam, afiyet olsun. Beğendin mi babacığım? Tamam. Şimdi kadın, çok güzel bak, uzun bacaklı bir kadın. Çizmesini boyatmak için Lostra salonuna gider. Dün sana atmıştım ya, anlatayım ki. Çizmesini boyatmak ister. Boyacı tabii alır, güzelce boyar, eder, bilmem ne işte. Birinci çizme biter, cilaya geçer iş. Artık adam dayanamaz, o kadar güzel kadının bacakları. Der ki, bacaklarınız ne kadar güzel. Der kadına. Kadın da der ki, çizmeyi aşma. Şimdi biz de bu programda derdimiz çizmeyi aşmak değil. Derdimiz güzel sohbet etmek. Hatta bugün buna biraz daha action katmak için bazı sorular hazırladık. Bu sorular cevaplamayabilirsiniz ayrı konu ama çok zor sorular değil. Değil mi komutan? Mesela sor İşim bana bir soru. İşim soru sorma. Tamam sor bana bir soru. Soru sormayı seviyorsun. Sevmiyorum, işim bu. Doğru soruları sormak, iyi yanıtları almak. Aa, işi soru sorma olan bir... Hanımefendi yani işimin bir ne yönü. Ne iş yapıyorsun? Avukatım. Arabulucuyum. Allah falan versin ben yaptım. Gidiyor tamam alsınlar beni. Sorsana bana bir soru. Evli misin? Evet. Kaçıncı evliliğin? Birinci. Çocuğun var mı? 30 yaşında bir oğlum var. Başka çocuğun var mı? Yurt dışında olanlar var mı bilmiyorum ama yok zannetmiyorum. Çünkü bu soruyu bekliyordun. İşte bu cevabı bekliyordun evet. Bak bende göt korkusu yok. Peki hiç unutmadığın bir öyle bir antin kuttin bir dava var mı? Ay bak bir şey anlatacağım. Çok enteresan. Ya seni yerim ha. Bir anlat bakayım. Dur bir şey anlatıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaş çift var. Dalış camiasına katılmamıza sebep olan. Bunlar turizmci. Zaten dalmayanı evet. Bunlar turizmci geldiler lay lay lay. Çiftler mi evliler mi? Evli olarak geldiler ofise. Ha, daldıktan sonra boşandılar gittiler. Dur Allah aşkına bir sus ya. Anlatayım. Bir sus. Hoş geldiniz. Çaylar kahve. Hayırdır dedim. İsim vereyim nasıl olsa tanımıyorsunuz. Orhan'la Nil. Ya Aslı'cığım işte biz bu evliliğin yükünü kaldıramıyoruz. Birbirimize tahammül edemiyoruz. Ondan sonra ergen de çocukları var. Bir kız bir erkek pırlanta. Ne olursun bizi boşa. Bunu tamam. Dalmaya geldiklerinde mi söylüyor sana? Boşanmak niyetiyle geldiklerinde söylüyorlar bana. Ha, daldılar. Normal ya, geçti. Orhan dalış hocası aynı zamanda rehber. Kokartlı tamam. Rehber. Nil de turizmci. Tamam. Ondan sonra tamam tatlım dedim ama ilk önce bir rehabilite etmeye çalışıyorsun. Gerçekten doğru iş şeyde mi karardalar mı diye. Baktım evet krediler bitmiş karşılıklı. Ne gördün? Tükenmişlik sendromu. Düzelebilir, yani tahammül edemiyorlar artık düzelebilir miydi? Pardon? Düzelebilir miydi? O vakitten sonra yıpratıyorlar artık belli. Bitmiş. Tamam tatlım dedim. İkinize de en faydalı nasıl olabiliriz? En az yıpranacağınız şekilde bir protokol hazırlayalım. Böyle böyle şöyle şöyle. Ve ben mamül bunları var. Uzatmayayım. Tek celsede boşadım. Aldım paramı da. 6 ay sonra bir baktım bunlar tekrar el ele bir daha geldiler. Hayırdır dedim geçiyordunuz uğradınız mı? Yok ya Aslı dedi. Bir sıkıntı öyle bir var. Boşadın ki. Ha. Bir sıkıntı var. Ha. Ne oldu tatlım dedim. Biz boşanmak istiyoruz. Pardon dedim ya dejavu mu yaşıyorum ben yoksa kafayı mı yedim ne oluyoruz? Ben sizi 6 ay önce boşamadım mı? Ya bizi boşadın. Bakın psikolojiye bakın çok enteresan. O evliliğin ağırlığı gittikten sonra üstümüzden. Evet. Biz tekrar sevgili olduk. Flört etmeye başladık. Yedik, içtik, seviştik, oğlum bir bardak çay verin lan. Öpüştük bilmem ne falan. Bir bardak çay ver Allah belanı versin. Zaten aynı evi paylaşıyoruz ve bizim boşandığımızı da bilmiyordu zaten aile efradı, çoluk çocuk, çombalak. Herkes işinde gücünde zaten Orhan rehber gidiyor gelmiyor vesaire ama flört etmeye başlamışlar. İnanılmaz güzel gelişmiş sevişmeler onlar bunlar. Bu ama aynı kadınla aynı herif mi? Tekrar evlendik dedi yani şey olmadan nikah kıydık çocuklara falan haber vermeden arkadan. Ne olduysa dedi tılsım gene bozuldu. Gene bir geldiler bize. Ne oldu dedim yani. Sen bizi boşa. Yavrum dedim ya ben böyle çocuk okuturum.
Evlen boşa. Siz dedim tamam. Aynı protokolü kes yapıştır. Tarihleri değiştir. Tamam dedim boşuyorum. Tek celsede gene boşadım ben bunları. Bir daha gelmediler ama ne bakıyorlar bilmiyorum yani. Ama bir daha herhalde evlenip... Aslında incelenecek bir şey bu. Yani bakar mısınız insanların üzerindeki evlilik psikolojisi. Nasıl bir şeye bürünüyorlarsa kocam, karım, görevler, sorumluluklar... Yani... Aslında her şey aynı değil mi? Aslında her şey aynı değil mi? Değişen ne? Soru bu. Yani her şey aynı. Kuzey aynı. Eşinin ismini bilmiyorum. Evet. O aynı. 30 yaşındaki çocuğun ismini bilmiyorum. O aynı. Yani sadece bir imza var mesela. Ne? Evet. Bir imza. O psikolojiyi niye baskı olarak görüyorsun? Konu tribal bir konu. Bence yani, boktan bir konu. Tribal bir konu. Yani bizler ona o manayı yüklüyoruz. İster imza, ister evlilik, ister olsun olmasın. Yani toplumsal... Hatice, yani, şuradan bir sürü versene bana aşkım. Geçmişten gelen... Aç dolaptan. Bu isimlere bence çok takılmamak lazım ya. Yani o kafaları bir değiştirme. O annelerden, babalardan, ninelerden, dedelerden gelen şeyleri değiştirme. Evlilik güzel bir kavram. Ben seviyorum. Evet. Evli olmayı da seviyorum. Boşanmış evli olmuş misin? Olmama rağmen. Evli misin? No. Boşanmış olmama rağmen evlilik kurumunu... Seviyorum. Yani güzel bir şey biriyle hoşça vakit geçiriyor olmak. Aynı hiçbir şey konuşmadan o atmosferde beraber olmak. Çünkü bir bağ bu. Güzel bir şey. Didişmek bile neden güzel. Boşandın? Ya aşk güzel. Çok uzun hikaye. Avukat tuttun mu? Ya çok boktan bir şey. Kendi kendime boşamak zorunda kaldım. Şaka yapıyorsun. Sorun böyle bir şey. Çok üstüme geliyor. Dur ulan dur. Daha yeni geldim bak. 10 başkası ile oldu. Girdiğiniz ilişki yüzünden. Hastalık. Gel gel gel. Siktir gel. Çok iyi lan. Güzel soru bu. Çok iyi soru. Efendim diyor ki başkası ile girdiğiniz yani aldattın ya. Başkası ile girdiğiniz ilişkiden hastalık kapmış olsanız partnerinizi kaybetme pahasına bunu söyler misiniz diyor partnerinize. Benle yattım. Söylerim. Ulan bir diyeydim lan. Söylersin. Söylerim. Bravo. O zaman alkışlayalım seni. Adam da mangal gibi yok çıktı. Peki sorulara devam ediyoruz. Işık, aramızda bir tiyatro sanatçısı var. Neler geliyor oradan? Geliyor bak ne demiş. Eğer insanların başının üzerinde bir çeşit ölçüm aleti olsaydı ve siz bunu görebilseydiniz demiş. Bu ölçeğin niye ölçmesini isterdiniz? Örneğe geliyorum. Toplumdaki statüsü, mutluluğu, seviyesi, serveti, sadakati demiş. Ama sen başka da bir şey söyleyebilirsin yani. Evet Işık, söyle bakayım yavrum. Ya bence IQ yani direkt. Evet. Bir zekasını görelim karşımızdaki insanların. Saçma sapan insanlarla muhatap oluyoruz her gün zaten. İlişkilerimizde yaşamayalım bunları. Sonra sadakat güzel olur. Ha. Akıllıysa? Akıllı olsun, bizim olsun. Tamam, akıllı olsun bizim. Uygun mudur? Tamam, bak ya, sana destek doğru. Bir şey geliyor. Sağ ol. Yukarı açık, yukarı. Ha. Ne kadar... söyledikleri ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış olduğunu, yani ne kadar dürüst olduğunu görmek isterim. Ya biz buna aslında beyaz kalp diyebilir miyiz? Olabilir. Şimdi mesela bundan çok yıllar önce okulda, tabii yine haşarıydım ben. Hoca dedi ki, ne yapalım bugün? Rehberlik dersi diye bir şey vardı. Hem bizim vardır okul hayatında, doğru mu? Ben de dedim ki, hocam, herkes birbirinin kalbini görsün dedim. Nasıl yani dedi. Bayağı bir şey düşünsene, bakıyorum kalbinden, hakkında ne düşündüğünü biliyorum, görüyorum. Sen aynı bana keza öyle. Her şey şeffaf ortada. Hoca dedi ki bana, oğlum deli misin sen? Gene bir delilik yaptın dedi yani. Orta çarşı pazar karışır. Niye? Yok mu o götü yani? Hani aç, kötü düşünme, güzel bak. Ölçüm aletine de gerek kalmaz o zaman. Açın kalbinizi abi. Net olun. Bak ne güzel. Yani peki o zaman Işık şu mu? Akla mı ihtiyaç var? Sadece IQ'yu ilişkiyi götürüyor mu? Ya tabii ki hayır. Bence çok güzel bir şey söyledi yani. Tamam. Bu dürüstlük, açıklık. Çünkü ne zeki adamlar çok, gördük, dedim, dürüstlükten çok zeki eser olup yok da, yani. Çok zeki olup da çok sorun yaratabilecek. Hani zeki ya adam. Tabii zeki olunca manipülasyon yeteneği artıyor. Sonra benim gibi. Ama şöyle düşün, şimdi bir de IQ'su da düşük. Bir sürü çeşidi var demek ki. Ama IQ'su da düşük, bir de seni kandırmaya çalışıyor üstüne. Ya yani. IQ'su düşük olur, sevimli olur adam, seversin canım. Yani ama... IQ bence baz değil. Dürüstlüğü de hesaba katıyoruz burada bak. Öyle bir noktadan yaklaşıyoruz. Hem IQ'lu hem dürüst olacak diyorsunuz. Evet tabii. Ama IQ'nun fazlası da zarar. Doğru. Kabul ediyorum. Zarar. Peki Levent sen ne ölçerdin? Ben mi? Abanıyorsun oraya. Evet sen neyini ölçerdin?
Düşün benim... Ben hiçbir şey ölçmem abi. Ölçmek ne demek biliyor musun? Heh, hadi buyur bak ne güzel geliyor. Anlat bakayım. Niye ölçeyim ki? Bir kere ilişkiyi konuşuyorsan kendine güvenin... Mikrofonu kendine tutar mısın? İnsanın, yani biraz daha. Her bireyin kendine güveninin olması lazım. Evet. Birinci kriterim benim bu. İki, fazla mıç mıç olmamak lazım. Evet. Bokunu çıkarmamak lazım. Birbirimize alanlar bırakmamız lazım. Ve ilişkiyi yaşayan insanlar aslında bir ağaçta farklı yollara giden dallar. Biz ortak yolda beraber yürüyebiliyorsa iş oluyor. Ama beraber yürürken çok mıç mıç beraber yürüdün mü sıkıntı oluyor. Başka ilgi alanları, başka hobiler, birbirlerinize alan açtığınız zaman iş ve iletişim çok önemli. Yani ben ilişkilerde çok iletişimin doğru olduğunu düşünüyorum. Ben karımı çok seviyorum ve her şeyi de konuşuyorum onunla. Ne kadar güzel. Çat diye. Erkek biraz şöyle yalnız. Ben evlendiğimde ilk 3 sene sosyal bir adamdım, hareketli. Her telefonu açtığımda şuradayım diyordum. Hmm. Yanımda eşim olduğu halde mesela. Başka türlü düşünüyor beyin, dayanamıyorsun. Orada böyle bir 2 sene sıkıntı çektim. Yani biziz olduk. Yani benken biz olmak kadının daha çok tercih ettiği bir şey. Ama ilişki o değil mi? Ya hep de biz olmayacaksın kardeşim. İşte yani. Bir dakika. İlk iki... Ya zaten hep bizle gidemeyiz ki yani. Heh. Bazen tek koltuk düşer. Bu dengeyi, İkiniz oturamazsınız oraya. Bu dengeyi sağladığın zaman doğru iletişimle her şeyi açık konuştuğunuz zaman bence hanımefendiye katılıyorum. Evlilik gayet keyifli. Hayat güzel gidiyor yani. Ama boşanmış. Yine bizim burası tabii han ve herkes yolcu ya, hani herkes geliyor gidiyor. Çok cici bir hanımla tanıştım. Buraya geldi. Tijen. Canım hoş geldin tekrar. Tijen bize bir de bugün çok güzel kahveler getirdi. Hediye etti sağ olsun. Tijen'cim alır mısın mikrofonu? Bir önceki soruna cevap vermek istiyorum. Lütfen. Dedin ya. İnsanların tutkusuna göre, tutkusunu ölçerim ben insanların. Peki. Tutkusu? Hayata karşı iddialı. Tutkusuna göre. Aslında doğru hayatı bir şey. Tutkuyla yaşayan insanlar her zaman mutlu olur, başarılı olur. Örneğin şehvetle, sensin, tutkuyla. Sensin. Şu aynı anda birçok şeyi yapar. Hayata daha bağımlı olur. Zeka falan hepsi ondan sonra gelir. Tutkulusu olan insan hayatta başarılı olur. Tutkulu olalım. Komutan bir şey söyleyecek gibisin. Yok mu? Tamam, peki. Fulya anlat bakalım nasıl bir şey bu uzay meselesi? Yani onlar kendilerini göstermek isterlerse eğer görebiliyorsunuz. Zank diye iniyormuş şimdi aşağı şuraya bir tane. Ama şöyle ben bunu 17 yaşında ilk yaşadığımda ben bunun cin olduğunu düşündüm ve çok korktum. Ama öyle biliyoruz. Evet öyle biliniyor ama değil. Ta ki gerçek temaslarım başlayıp da uzay aracına alınıp Ay'a götürüldükten sonra... onlarla gerçek temaslarım başladıktan sonra, seyahatlerim başladıktan sonra... Herkesin gözleri açıldı. Ve ameliyatlarım yapıldıktan sonra... Uzaya seyahat. Evet. Kim lan bu uzaya yatırım yapan herif? Elon Musk. Yani şöyle, onlar bizlere bir takım ameliyatlarda bulunuyorlar. Ama bu ameliyatları neden yapıyorlar? Bizlerin açılımını sağlamak için. Bizdeki mekanizmaların, kilitlenmiş olan mekanizmaların... açılmasını sağlamak için yapıyorlar. Ve bizlerden yani uyanışımızı sağlıyorlar. Ya aslında uyanış dedikleri şey kendinden kendine uyanmak. Beşinci boyut... Mustafa bana bir tane... Dördüncü boyut geçiş boyutu. Nimet verir misin ya başıma? Beşinci boyut algı aslında. Yani başım kendinden ağrı. Kendine yaptığın yolculuğun, kendinden kendine varman, kendinden kendine yükselmen, kaynağına ulaşman. Sen niye mutlusun? Beşinci boyut varlık bu. Yani zihin susuyor ve içten, kalpten kendine olan yolculuğun başlıyor. Yandı mı? Temaslarda beyin da... Mı? Temaslar mesela kalple yapılıyor. Uzaylı oldukları nereden? Başım ağrıdı. Ve onlardan eğitimler. Şimdi şöyle aslında dünya 5. boyuttu. Girik bu 3. boyutta bitiyor. Sandalyeyi kırdılar geldiler. Allah belanı versin geldiler. Çarptı. Geldi sen değil. 5. boyuttan geldiler. Aha bir sikki tuttuk.